temelli mi? Şu anda pilav hazırlıyoruz. Pilav pişirmek için malzemesini mi hazırlıyoruz? Evet, malzemesini hazırlıyoruz. Bulgurdan önce malzemeden hazırlıyoruz. Peki bu köyde bu erkekler mi yapıyormuş? Bu işi erkekler yapar. Her sene yaparız. Yağını verdik, sanayi alanı kattık, tavuk suyunu katacağız, suyu kaynatıyoruz, tuzunu katıyoruz, tuzunu ayarlıyoruz, ondan sonra sanayi alanı katıyoruz, tavuk sulanı, ondan sonra bulguru döküyoruz içine. Bunların hepsini siz yapıyorsunuz? Evet. Şimdi falan geldi. Sağ ol. Mayıs'ın 6'sından sonra hadireler dediğimiz ay. Bu ay yeni. Şu anda kaç kazan kaynatıyorsunuz? Şu anda 20 kazan oldu. 20 kazan? 20 kazan oldu. Ne zamandan beri çalışıyorsunuz 20 kazan için? Saat 6'dan beri devam ediyoruz. Sabah 6'dan beri. Peki bunu köyün erkekleri mi yapıyor? Evet, erkekler yapıyor. Bayanlar ne yapıyor? Bayanla gelen müşterilerle ilgileniyor. İlgileniyor. Evet. Peki yetecek mi bu 20 kazan? Hazırda var. 4 kazan daha var. Yetmeyecek gibi olduğu zaman hemen takviye yapıyoruz. Yetecek. Yarım saatlik iş o. Ne zamandan beri bu çalışma yapıyor şu anda? Sabah 6'dan beri çalışma yapıyoruz abi. 6'dan beri kazanlar kaynıyor yani. Kaynıyor abi. Sabah 6'da başladık. Şu saate kadar hala da devam ediyor. Kaynattık, pişirdik. Şimdi yağını katacağız, etini katacağız. Ondan sonra servise başlayacağız abi. Peki bunları bu köyde erkekler mi yapıyor? Erkekler yapar abi. Biz yani kendimiz. Şu anda gördüğümüz bu 20 tane kazanın evet. Hazırlanması yani malzemesinin hazırlanması, pişirilmesi hepsini erkekler hepsi erkekler yaptı. Kadınlar da yiyor. Kadınlar, bunlar da işi ayrı. Onlar da şunların misafirlerle ilgileniyorlar. Ayran yapıyorlar millete. Abi atalarımız bu köy buraya kurulduğundan beri bu gelerek devam eder. Karşı köyden. Drenaj'e geldi. Evet. Ne zaman yapılıyor bu drenajlar? Her sene yapılıyor. Asırlardır, yıllardır. He. Ben tabii yıllarca Sakarya'da hidrellez geleneksel olarak düzenlenen hidrellezlere katılırım. 2 yıl oldu pandemi dolayısıyla yapılamıyordu. İşte Geyve, Pamukova, Taraklı bölgelerinde bir gelenektir, bir Anadolu geleneğidir. Bu tür geleneklerin devamı çok hoş ve kalıcı olması lazım. İnsanların burada bir araya gelme, bu geleneği devam ettirme noktasında çok değerli, çok kıymetli. Emeği geçen, maddi manevi katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Yaşamaya çalışıyoruz. Köyümüz güzel. Her sene misafirperverliğini yaptığı için yani mutluyuz, gururluyuz. Yani her sene yapılmaya çalışıyor ama 2 senede bir falan olabiliyor. Başka yerlerde oluyor, oralara gidiyoruz. Bu şenliği hep yaparız. Sen buralı mısın? Evet.
Doğum pabuğunu şimdi biz niye gördük yukarıda biliyor musun? Ne gördün? Yukarıda erkekler sabah 6'da başlamışlar. Evet. Pilavları yapmaya. 6'da başlamışlar. Güzelce pişirmişler. Tavuklarını pişirmişler. Bulgur pilavını pişirmişler. Yağını katmışlar. Kadar da gelmiş. Evet. Ben dedim ki sahi bunlar erkekler mi yapıyor? Bayanlar ne yapıyor dedim. Bayanlar da yiyecek dedim. Aynen. Erkekler yapar, babam pişirir, bayanlar da yer. Habire bu şenliğimizi her sene yaparız. Yani burada erkekler çalışıyor. Evet. Kadınlar yiyor mu? Evet. Aynen böyle. Kadınlara saygı sevgi var burada. Peki bu tarlada çalışmadın mı aynı? Yani mesela burada en çok üzüm var değil mi? Evet. Üzüm var. Yani üzümüyle meşhur bu. Evet. Tarlalarda çalışırken erkeklerle ortaklaşa mı çalışıyorsun? Ortaklısa. Evde kalıp ortaklısa. Her şeyi ortaklısa yaparız. Sadece yemede siz yiyorsunuz. Evet. Yemeğe. Öyle mi? Eşlemiz şey yapar. Bize getir. Biz keseriz. Anca biz yeriz. Eşlemiz çalışır. Çağdaş ülke. Tamam, çok güzel. Hayır, çok mu sıcak? Kafana koymuşsun onu da. Tansiyonlu. Sıcak ne sen gel. Teyze, buralı mısın? Nasıl, her sene yapılıyor mu? Şimdi koronadan dolayı yapılmamıştı. Bu sene başlandı. Normalde her sene yapılıyor. Her sene yapılıyor. Aynen, her sene yapılıyor. Evet. Geliyor musun her sene buraya? Evet, her sene geliriz. Çocukluğumdan beri hatırladım. Evet, çocukluğumdan beri hep geliyorum. Evet. Peki, geleneklerimizi tamam. Devam ettirmeye çalışıyoruz. Bula. Sen buralı mısın? Teyze afiyet olsun. Afiyet olsun oğlum. Buralı mısın? He, buralıyım. Ne zamandır yapılıyor bu hıdrellezler? Mayıs ayında hıdrellez giriyor, ne bileyim ben. Sen kaç yaşındasın teyze? 77. Peki 77 yaşından bu yana kaç tane böyle, her sene yapılıyor mu bu hıdrellez? Her sene yapılıyor, bazı arada bir yapılmaya da çoğu da yapılıyor. Bu hastalıktan dolayı herhalde yapılmadı 2 sene değil mi? He, öyle oldu. He. Sizin çocukluğunuzda da vardı. Çocukluğumuzda çok, her sene yapılırdı. Sonradan azaldı. Yalnız burada şöyle bir şey var teyze. Erkekler pişiriyor bu bulgur pilavını. He. Size diyorlar ki biz pişiriyoruz, kadınlar da yiyor diyorlar. Doğru mu? Doğru. Hep böyle mi yani? Hep böyle. Pişirirler, getirirler bize bana. Suat Sünger, Geyvel Çekerman Mahalle Muhtarı. Yıllardan beri geleneksel olan bu hıdrellez zimmetimizi 2 senedir yapamıyorduk. Allah'ın izniyle pandemiden dolayı bu sene tekrar yapmış bulduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Gelene de ayaklarına sağlık diyorum. İnşallah bu böyle yine devam eder. Yani yıllardan beri böyle devam ettireceğiz. Yine de devam ettireceğiz Allah'ın izniyle.